Cengiz Hocam. Sesim geliyor mu abi? Ben ekranda paylaştım ama. Tamam, tamam geliyor hocam. Diğer konuşmacılardan izin aldık hocam. Lisansüstü dersleri de çok önemli olduğu için hem tamam, derslerin açılması için size tamam. Öncelik vermiş olduk. Buyurun hocam. Tamam, herhalde tam ekran olarak görünüyor galiba. Evet, görünüyor. Kamerayı hemen şu tarafa alayım. Selamünaleyküm. Kronometremi de açtım. İnşallah şeye de riayet edeceğim. Başta Sayın Paşam olmak üzere tüm ASSAM ekibine en derin saygılarımı sunarak hemen gecikmeden sunumuma başlıyorum. Sunumum burada gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nde iç güvenlik teşkilatlanması ve günümüze yönelik örnekler. Burada Osmanlı'nın polis ve jandarma haricinde, çünkü onları biz bugün de zaten kullanıyoruz. Dolayısıyla o konulara girmedim. Bugün kullanılmayan Osmanlı'nın kendisinin kullanmış olduğu orijinal, tamamen kendisine has olan bazı güvenlik kurumu uygulamalarından bahsedeceğim. Ve böylece günümüze dair de bir iki çıkarımda, bazı çıkarımlarda bulunarak sunumumu tamamlayacağım inşallah. Malum Osmanlı bildiğiniz gibi 600 küsür yıl hüküm sürmüş, işte 5 milyon kilometre karelik bir alana yayılmış ki etki alanıyla bu çok daha fazla. Bir devlet tabii bu kadar uzun süre faaliyet göstermesi, bu kadar uzun süre hüküm sürmesi sonucunda da pek çok ülkeye de yaptığı uygulamalar idari ve askeri açıdan örnek olmuş bir ülke. Dolayısıyla biz bu konularda işte derbentçilik, martolosluk, menzikeşlik, kır serdarlığı, başıbozuklar gibi değişik uygulamalara burada değinmeye çalışacağız. İç güvenlik tabii devletlerin her zaman başının belası olmuş bir husus. Yani Osmanlı Devleti'nde de iç güvenlik politikaları, iç güvenlik sisteminin işleyişi, merkez ve taşra teşkilatında İstanbul'da farklı ele alınmış, diğer taşrada farklı ele alınmış. Dolayısıyla biz de klasik ve klasik dönem ve sonrası olarak iki ayrı boyutta inceleyeceğiz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bugün bir ayrı İç Güvenlik Bakanlığı var. Ama bizde mesela bugün yok. İşte belki de olmadığı için, bu konulara ayrıca ele alınmadığı için ayrı bir birim şeklinde işte PDY ve bu işte FETÖ terör örgütü gibi sıkıntılarla da zaman içerisinde uğraştık. Allah'ın izniyle de onun hakkından da gelinmiş oldu ama oldukça toplumda da ciddi sıkıntılar meydana geldi. Bundan sonra tabii ne çıkar ne çıkmaz onu da hiç kimse bilmiyor ama önemli olan bir konu var ki o da devamlı iç güvenlik tehlikesine karşı devletimizin ve tüm İslam devletlerinin de uyanık olması gerekiyor diğer gelişmiş ülkeler gibi. Güvenlik ihtiyacı tabii her zaman için en önemli konu, insanların fizyolojik ihtiyaçlarını giderdikten sonraki temel konusu. Dolayısıyla önce buna değineceğiz, daha sonra iç güvenlik meselesi, Osmanlı Devleti'nde iç güvenlik uygulamaları nasıl oldu ve Tanzimat dönemine kadar bunu ayrı bir bapta ele alacağız. Ondan sonrasına da ayrıca ele alacağız. Çünkü Tanzimat önemli bir kırılma noktası bu pek çok şeyde olduğu gibi. Daha sonra da İç güvenliğin sağlanmasında Osmanlı'nın kullandığı, burada da ifade ettiğimiz değişik uygulamalardan bahsedeceğiz. İç güvenliği sağlamada Osmanlı'nın geliştirdiği şeylere baktığımızda, politikalara baktığımızda sistematik ve hiyerarşik bir şekilde uzun süre başarılı bir şekilde bu süreci yönettiğini görüyoruz. Özellikle Yeniçeri Ocağı bu işi ilk başta üzerine alıyor ve Yeniçeri Ocağı bunu uzun bir süre işte Asakir-i Mansure-i Muhammediye'ye kadar bunu başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş döneminde ki kullandığı sistemler aslında eski Türklerde var olan sistemlerle hemen hemen aynı. Yani Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular döneminde mesela Subaşılık önemli bir kurum. Osmanlı'da da geçmiş ve işte geçmiş dönemde zabıta işlerinden hep subaşılar sorumlu oluyor ve bunu bu şekilde başarılı bir şekilde kullanılıyor. Daha sonra Sancak Bey ve Kadı ile birlikte subaşını da Osmanlı fethettiği yerlere göndermeye, tayin etmeye başladı. Ve başlangıçta inzibat, asayiş, askeri işlerle birlikte bu işleri yürütürken daha sonra bunların yani teşkilat genişledikçe, Osmanlı'da askeri teşkilat genişledikçe yeni güvenlik politikalarının uygulamaya konmasıyla birlikte subaşılık da önemini kaybetti ve daha sonra Osmanlı'nın modernleştirilmesi için emniyet teşkilatında yapılan yeniliklerle birlikte yeni dönemde Taşra'da subaşılık teşkilatının yanında işte zaptiye teşkilatı da kurulması için işte özellikle Tanzimat döneminden sonra bununla ilgili çabalar yoğunlaştırıldı. Osmanlı'nın gerek klasik dönemde ve gerekse yenileşme zamanında iç güvenlik ve asayişi sağlamasında bir de kavas teşkilatı da var. Önceleri işte yasakçı, değnekçi, harbeci ve kavas, işte kimi zaman da çavuş adıyla karşımıza çıkan bu teşkilat Yeniçeri Ocağı ile birlikte mevcut ve Yıldırım Beyazıt zamanında kurulduğunu genelde tarihçiler kabul ediyorlar. Kavaslıktan sonra bir diğer şey de yine iç güvenlikle ilgili izlenen politikalardan bir diğeri de gizli zabıta işlerini takip etmek üzere Osmanlı'da bir hafiye teşkilatı var. İsmi de zaten bu şekilde geçiyor. Bu teşkilattaki hafiyelerin başındaki amirlere de böcekbaşı adı veriliyor. Bu tabir aslında İstanbul ağzına ve özellikle Yeniçeri argosuna ait bir kelime. Böcekbaşı'nın emri altında işte erkek, kadın memurlar var. İşin gerektirdiği özelliklere uygun ve bunlar çoğunlukla hırsızlıkları önlemek ve hırsızları yakalamakla görevliler ve bu görevlerinin yanı sıra suçları yakalamak için işte tövbekar, hırsız ve yan kesici gibi sabıkalılar da muhbir olarak bu amaçla kullanılıyordu ve bu muhbirlere de böcek deniyordu. Devlet için gerekli olan gizli istihbarat teşkilatı işleriyle Salma Çuhadar denilen ve genelde tebdili kıyafetle dolaşan memurlar ilgileniyordu. Böcekbaşı yakaladığı sanıkları suçunun türüne göre ağa kapısına, ihtisap nazırlığına ya da Baba Cafer zindanına gönderiyordu ve bunlar işte eğer suçu sabit görülmüşse tabii çeşitli şekillerde cezalandırılıyorlardı. İşte dayak, hapis, kulak kesme vesaire gibi değişik o zaman da uygulanan cezalar var. Hatta mesela bu eski kulağı kesiklerden tabiri buradan gelen, yani o kulak kesme cezasına uğrayanlar nedeniyle söylenen bir şey. Yine bir diğer iç güvenlik yapılanması hakkında uygulanan politika, yani bu Tanzimat öncesi dönemde Tahrir memurluğu ismiyle bir sistem var. Burada da İstanbul'da sadrazamların, Taşra'da valilerin emrinde dolaşan görevliler bunlar. İşte Salma Çuhadar gibi tebdili kıyafetle dolaşıp esnafın nar ve tartı gibi konularda hile yapıp yapmadığına bakar ve istihbarat topluyorlardı bu memurlar. Klasik dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda doğrudan zabıta işlerini gören veya zabıtaya yardım eden başka bazı inzibat ve asayiş memurları da vardı. Bunlar arasında bir nevi günümüzün gece bekçileri olarak adlandırabileceğimiz asesler, paspanlar, işte yaya sınıfına mensup şatırlar vardı. Asesler malum Yeniçeri kökenli bekçiler, ases başının emrinde. Paspan denilen bekçiler doğrudan subaşına bağlı. Şatırlar da Osmanlı Saray Teşkilatı içerisinde yaya sınıfına mensup bir sınıf. Bir de vezirleri ve devlet adamlarını koruyordu bunlar. Padişahların mahiyetinde bulunduklarından görevleri bu kişilerin haber getirip götüren peklere de benzetiliyorlar ve zaman içerisinde bir alay bölüğü şekline geliyorlar. Ve şehir dışındaki yolsuzlukları takip etmekle görevli zapta memurlarının amirine de Kır Serdarı veya Kır Ağası deniyordu. Buna yine değineceğiz bu konuya. Hızlıca geçiyorum. En azından vaktimde şey yapmayayım. Kronometreme de arada bakıyorum. Osmanlı Devleti'nde iç güvenlik düzenlemeleri geleneksel olarak, yani kurumları ıslah etmek yerine yenisini ihdas etmek düşüncesiyle 3. Selim devrine kadar götürülebiliyor bu şeyler ve malum biliyorsunuz bu dönemde Nizam-ı Cedid var. 2. Selim'in tahttan indirilmesiyle dağıtılan Nizam-ı Cedid askerinin böylece görevi de kısa olan o dönemi de sona ermiş oluyordu. Daha sonra 2. Mahmud tahta geçtikten sonra onun da bu Asakir-i Mansure-i Muhammediye dediğimiz yeni ordu çabası devreye giriyor. Bunlar tabii ordu şeklinde olduğu için çok fazla üzerinde durmadan geçmeye çalışıyorum ve Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 ile 1839'da bu ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayan dönemin başlarında iç güvenliği sağlamak amacıyla Umur-u Zaptiye adı altında jandarma teşkilatının ilk temelleri atılıyor ve jandarma tarzı birlikler böylece Avrupa'da ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra da Osmanlı'ya gelmiş oluyor ve daha sonra yani önce bunlar zaptiye deniyor, daha sonra asakiri zaptiyeye dönüşüyor, daha sonra da bildiğimiz gibi hepimizin bildiği bugünkü jandarmaya dönüşüyor ve 1869'da Asakir-i Zaptiye'yi teşkilat nizamnamesi oluşturuluyor. Daha sonra da 1845'te biliyoruz polis teşkilatı kuruluyor ve 1846'da kurulan zaptiye müşirliğiyle birlikte asayiş ve iç güvenlik işindeki askeri sistem böylece oluşturulmuş oluyor idi. Daha sonra da zaptiye bu şekilde, ama çok gittik kaydı. Ops. Evet, herhalde takılı kaldı. Osmanlı Devleti'ndeki bu şekildeki yani modernleşme çabalarına baktığımızda temel olarak biraz önce de gördüğümüz ve benim kısaca özetlediğim şeyleri burada görüyorsunuz. İşte Asakir-i Zaptiye'nin kurulması, Vakayı Hayriye olayı, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Şimdi hemen bu orijinal diye tabir ettiğimiz tamamen unik olan uygulamalara bir bakalım hemen sırayla. Önce Redif Teşkilatı'nı görüyoruz. Redif Teşkilatı, II. Mahmud tarafından Taşra'da güvenliği sağlamak üzere 1834 yılında oluşturulan bir teşkilat ve amacı aslında doğrudan güvenliği sağlamak olmasa da bu birliklerle ordunun asayişi sağlama görevini Taşra'ya yayan bir uygulama. Redif askerleri çünkü talimsiz, sıradan halk arasından seçilen erkeklerin 5 yıl süresince silah altına alındı ve süresi dolunca kazalarda 2 yıl talim yaparak yedek orduyu oluşturduğu bir sistem. Redif birlikleri. Dolayısıyla bunlar barış zamanında ülkeyi ve halkı korumakla görevliler idi. Başıbozuk grupları, bunlar da Osmanlı Taşrası'nda malum güvenlik tanzimat öncesinden başlayarak kademeli olarak Yeniçeri ve Ayan zümresinin oluşturduğu çerçevenin dışına çıkarılmaya çalışılıyorlar. Ve bu bağlamda başıbozuk grupları Redif birliklerinin dışında yerel askerlerden de faydalanılmaya başlandığı, işte mahalli halktan teşkil olunan piyade, süvari, sekbanlardan kurulan tüfekli zaptiyeler gibi çeşitli kesimlerden oluşan yılın belirli dönemlerinde hizmet alınan geçici zaptiye ve tımarlı zaptiyeler idi bunlar. Ama tabii daha sonradan da maalesef bu çok farklı şeyleri, özellikle halktan teşkil olunması, başıbozuk denilen piyade ve süvarilerden oluşması nedeniyle ciddi bir sorun haline geldiler ve bu düzensiz birlikler olan başıbozuklar kol gezme bahanesiyle Taşra'daki halktan haraç toplamaya bile başlıyorlar. Ve Kır Serdarlığı. Kır Serdarlığı da yine kolluk kuvveti içerisinde vazife gören bir iç güvenlik kolu, şehir dışında meydana gelen yolsuzlukları takip etmek amacıyla mükellef zabıta memuruna denen, verilen isim. Burada da resminde zaten görüyorsunuz bunların. Eşkıya ile tabii başarılı olabilmenin yolu eşkıyanın dilinden anlamaktan geliyor. Onun gibi düşüneceksiniz ki başarılı olabilirsiniz mücadelede. Dolayısıyla bu bağlamda Kır Serdarlarının rolü önemli oldu. Başıbozuk çetelerin eşkıya takibinde kullanılması belki bir müddet çözüm oldu ama daha sonra işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi sıkıntılı bir hale geldiler ve gelince de bu sefer Osmanlı farklı yollar denemeye başladı. Mesela Batı Anadolu'da kendini gösteren başıbozuklara Zeybek deniliyor. Zeybek kelimesini sözlükler bilir. Batı Anadolu'da özellikle dağlık yerlerde yaşayan iyi savaşçı, asayiş ve yolların muhafazasından sorumlu ücretli askerler olarak tanımlıyorlar ve Zeybekler hakikaten Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar birçok olayın menfi veya müspet ana karakteri olmaya da devam ettiler. Eşkıyalıktan kır serdarlığına geçiş, devletin bizzat bu işte suçlu olan, ayaklanan bazı zeybekleri affetmesiyle oluyor ve bu affedilmiş zeybekler ve onların erkek evlatlarıyla bir anlaşma yapılarak hırsız, eşkıya ve haydutların yakalanması vazifesi onlara veriliyor ve böylece adları da bunların kır serdarı oluyor. Korucular, zaten bugün de bunun benzeri bir uygulama var. Yeniçeri içerisinde uzun süre hizmet edip sefere katılamayacak kadar yaşlanan ama emekli edilmeyip çeşitli hizmetlerde kullanılan kıdemli Yeniçerilerle has ahıra bağlı çayırları bekleyen görevlilere korucu deniyordu. Biraz daha bugünkünden farklı bir yapısı var. Kır bölükbaşısı da bunların amirleri pozisyonda ve martoloslar. Martolos, Osman Bey'e haber veren casus anlamında kullanılmaya başlanıyor. Fakat doğrusu daha sonradan işte izci, derbentçi, haberci, gemici, asker anlamlarında da martolosların kullanıldığı olmuş. Martolos aslında genel itibariyle ifade etmek istersek Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde daha çok haber almak, bilgi edinmek, casusluk ve istihbarat gibi konularda bu amaçlarla kullanılan sınır boyundaki akıncılara eşlik eden aslında Hristiyan askerleri verilen isim. Daha çok Hristiyanlardan oluşuyor ama Türklerden de daha sonradan martolosluk yapanlar da var. İlerleyen yıllarda bu koruma görevlerine ek olarak bulundukları bölgenin derbent ve geçitlerini koruma görevlerini de üstleniyorlar. Bunlar tabii uzun konular ama ben sürem de zaten epey daraldı. O yüzden derbentçiliği de şey yapıp ondan sonra sonuca geçeceğim. Osmanlı'da derbent, zaten derbent biliyorsunuz önemli geçit noktalarında bulunan ve günümüzdeki gibi işte polis ve jandarma gibi bir teşkilatlanma olmadığı için yolların ve geçitlerin emniyetini sağlayan, aynı zamanda yolların muhafaza ve tamir işlerinde çalışan ve ıssız yerleri şenlendiren kişiler derbentçiler. Bu sayede hem işsiz ve başıboş kişiler iş sahibi oluyor hem de boş araziler ziraate ve iskana açılıyor idi. Yani iskan sağlamak gibi bir görevleri de var. İkinci Murat döneminde ortaya çıktıkları düşünülüyor. İkinci Mehmet devirlerinde bazısı öyle diyor. Osmanlı'da askeri ve ticari yolların muhafazası ile birlikte halkın emniyetini de sağlayan işte köprücü, su yolcu, derbentçi gibi değişik sınıflar vardı. Derbentçiler de bunlardan bir tanesi. Derbentçiler ve köprücüler gördükleri hizmet karşılığında işte bazı vergilerden, örfi tekalif gibi, avarzı divani gibi vergilerden muaf tutuluyorlardı. Oldukça yaygındı. 16. 17. yüzyılda Anadolu'da cereyan eden buhranlar derbentçilik ve köprücülük hizmetleriyle sorumlu olan köylerin boşalmasına da sebep olmuş idi. Derbent Teşkilatı'nın tabii çok çeşitli görevleri var. İşte jandarma kuvveti olarak yollarda, geçitlerde asayişi temin etmek, yolların muhafazası, tamir işleri, ıssız yerleri canlandırmak, haberleşme ve nakliye işlerine yardımcı olmak gibi çeşitli görevleri var. Derbent teşkilatının niye bozulduğuna baktığımızda bir, muafiyet usulüne aykırı olarak vergi istiyorlar. İki, derbent idarecilerin kifayetsiz ve sorumsuzlukları ve kalabalık eşkıya gruplarına karşı yetersiz kalmaları sayılabilir. Ve menzilkeşlik, menzilkeşler daha doğrusu menzilin çeşitli işlerini görmek üzere mükellefiyet usulüyle menzil civarındaki bir kısım köyler hakkında halkından tayin edilirlerdi. Bunlar menzil akçası veya menzil imdadiyesi gibi her ailenin varlığına göre para veya para mukabili mal vermekle mükellef idiler. Ayrıca muayyen sayıda da er çıkararak menzil işlemi çıkarılarak menzil işlerini yaparlar. Bunun karşılığında da işte biraz önce bahsettiğimiz bazı bir kısım vergilerden muaf tutulurlar idi. Sonuca gelecek olursak... Yani iç ve dış güvenliğin sağlanması malum her devletin asli görevi ve devletler de zaman içerisinde pek çok işte dışarıdan savaşa, içeriden işte terör, şiddet vesaire gibi bir takım olaylara maruz kalıyorlar ve bu maruz kalmalar sonucunda da güvenlik politikaları bunlara göre de şekilleniyor. Aynı realite tabii ki Türkiye için de söz konusu. Türkiye'de iç ve dış güvenliğini temin ederken Osmanlı'dan miras kalan tarihi birikimlere ek olarak işte jandarma gibi, polis gibi sosyal ve ekonomik, kültürel koşulların da etkisiyle kendine göre bir güvenlik politikası inşa etti. Bu açıdan bakıldığında tabii ki Osmanlı Devleti pek çok devlete örneklik yapan Osmanlı Devleti Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu şekilde iç güvenliği sağlamak için uyguladığı politikalar ve uygulamalarla da örneklik etmiş ve edecektir de zaman içerisinde ortaya çıkan diğer durumlara uygun olarak. Zamanın şartlarına göre bu politikalarda da tabii ki konjonktürel olarak paradigma değişiklikleri de olabiliyor. Klasik dönemde Osmanlı iç güvenlik konusunda takip ettiği politikalarla İstanbul, Anadolu ve diğer eyaletleri için kurduğu sistem ve kuruluşlarla güvenliğini sağlam bir şekilde tesis etmiştir ve Osmanlı sahip olduğu geniş, bu kadar geniş topraklarda yanlış hatırlamıyorsam 70 küsür, 74 veya 75 tane ülke Osmanlı'dan sonra Osmanlı'nın hüküm sürdüğü topraklarda kuruluyor. Bu kadar geniş, bu kadar farklı şeylerden oluşan, milletlerden oluşan bir tebaanın yönetimi söz konusu. Hakikaten bu anlamda oldukça takdir edilmesi gereken bir taraf, yani bu kadar uzun süre bu tebaayı kontrol edebilmesi, kontrol şeyini kaybetmemesi, gücünü kaybetmemesi. Tabii bu çalışmalara baktığımızda yani belki zamanın icatı da dikkate alınmak kaydıyla işte kır serdarlığı, martolosluk ve derbentçilik uygulamaları, hatta koruculuk konusunu anlatırken bahsettiğimiz konu, yani emekli askerlerin de yine bu konuda istihdam edilmesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından da belki örnek alınabilecek uygulamalar olabilir. Eski yaşlanmış Yeniçerilerin bu işlerde Osmanlı'da kullanıldığı gibi. Neticede tabii Osmanlı da son dönemlerinde kendini işte bir takım yenileşme, modelleşme çabaları filan yaparak bir müddet daha ayakta tutmaya çalıştı ama tabii ki maalesef o da bir yere kadar başarılı oldu orada da. Ama tabii iç güvenlik teşkilatlarının güçlülüğü Osmanlı'nın bu kadar uzun süre hüküm sürebilmesinde önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Ben teşekkür ediyorum. Süremi de evet 5 dakika aşmışım. Başkanımdan ve diğer panelistlerden de bu konuda özür diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Cengiz Hocam. Aslında yok, süreyi ben de takip ettim. Birkaç dakika aşmış oldu ama sunumunuz akıcı ve seris olduğu için çok fazla müdahil olmak istemedim. Teşekkür ederim. Osmanlı Devleti'nde iş güvenlik teşkilatları farklı isimlerde, farklı şekillerde teşkilatlanmış olsa bile aslında hemen her dönem bütün devletlerin ortak bir sorunu. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi Japon bilim adamının sözü, belki siyah taşı herkes görebilir ama önemli olan zaten beyaz taşı fark etmektir ki o da devletin iç güvenliği kadar dış güvenliğinde de beyaz taş ne kadar çok iyi fark edilirse herhalde güvenlik sorunu da o ölçüde hallolmuş olacaktır. Hocam teşekkür ederim ben. Sağ olun hocam.